Yapay zeka aslında günlük hayatımızda, bizim çok içimizde, çok yanımızda. Yapay zeka'yı seviyoruz, onun bize sunduklarından da memnunuz. İşimizi kolaylaştırıyor, bizi hızlandırıyor. Bunlar çok güzel. Hatta yapay zeka sayesinde daha çok eğleniyoruz, daha çok bir araya gelebiliyoruz. Sağlığımızı da gözetiyor yapay zeka. Bugün yapay zeka tabanlı bir takım uygulamalar cilt kanserine normal klasik yöntemlere göre çok daha üstün bir şekilde teşhis edebiliyor. Teşhis etmedeki verimlilik oranı %98'lerin üzerinde. E, diğer kanser tiplerinde veya Alzheimer hastalığında da erken teşhisi ortaya koyabilme e, konusunda klasik tıpın çok daha üzerine çıkmış bir durumda. %90'ları aşan bir etkinliği var. Dolayısıyla bizim karşımıza e, bu kadar güzel fırsatlar sunan, bizim sağlığımızı düşünen, çok daha kaliteli bir hayat sürmemizi, çok daha eğlenceli bir hayat sürmemizi sağlayan e, ve çok sevdiğimiz ee, çok memnun olduğumuz bu yapay zekayı aslında aklımızı kurcalayan bir soru yüzünden coşkuyla ve istediğimiz şekilde kucaklayamıyoruz. Yapay zeka dediğimizde aklımıza gelen ilk soru ve herkesin sorduğu en önemli soru yapay zeka geliştikçe bize rakip mi olacak? İlk önce işlerimizi elimizden alacak, sonra bizi atıl hale getirecek ve bir gün geldi de bizi ortadan kaldırmaya mı kalkacak? Şu anda kuzu gibi görünse de aslında kuzu postunun altında zamanını bekleyen bir kurt mu yapay zeka? Bu sorunun cevabıyla bir takım öngörüler de bulunabilmek için ilk önce yapay zekayı bir tanımlamamız gerekiyor. Yapay zeka nedir? Şimdi yapay zekayı tanımlamadan önce ilk önce zekayı tanımlamamız lazım. Zeka nedir? Zeka ile ilgili bugüne kadar belki binlerce, belki yüz binlerce tanım yapıldı. Bu tanımların hepsi evet zeka ile ilgili bir takım çağrışımlar yarattı bizde. Ama bugün itibariyle en çok kabul edilen ve en genel geçer tanımı olarak zekayı şu şekilde tanımlıyoruz. Karmaşık hedeflere ulaşabilme kabiliyeti. Şimdi bu tanımı yaptığımızda hepimizin aklında bu kabiliyetlerle ilgili, bu karmaşık hedeflerle ilgili bir liste beliriyor. Kendi kendine giden araçlar, araç kullanabiliyor, satranç oynayabiliyor, başka neler yapabiliyor acaba? Bir takım problemler, programlama yapabiliyor mu gibi bir takım karmaşık hedefler. Bu hedeflerin Sadece entelektüel olanları değil, duygusal olanları da var. İnsanlarla ilişki kurabiliyor mu, konuşabiliyor mu, bir sohbet e, yaratabiliyor mu gibi kabiliyetler aklımıza geliyor. Tabii ki bunun listesini yapabiliriz ve çoğaltabiliriz. Fakat bu konuda Avustralyalı bir robotik ve yapay zeka araştırmacısı Moravec e, güzel bir metafor yapmış. Bu metafor üzerinden gidersek aslında e, bu listeyi çok daha güzel bir şekilde anlama şansımız ve anlamlandırma şansımız olur. Bu metafora... Moravec'in kabiliyetler manzarası diyoruz. Şimdi bu metaforuna Moravec ne yapmış? Bir göl manzarası var. Üzerinde bir takım tepeler ve bu tepelerin yükselen dağlarla devam ettiği bir görüntü var. Bu tepelerin bazılarına da isimler vermiş. Ve aslında Moravec burada bize şunu gösteriyor. Bu tepelerin yükseklikleri arttıkça bu bahsettiğimiz kabiliyetlerin karmaşıklığı da yükseliyor. Baktığımızda burada en... Ee, ...kısa tepelerin isimlerinde alışkanlık edinme var. Bu birazcık hafıza ile ilgili. İşte aritmetik var. Gördüğümüz gibi hesap makineleri onlarca yıldır hayatımızda. Evet satranç oyna ve insanları yenebiliyor yapay zeka tabanlı satranç oyunları. Hatta Go'da bile insanları yenebiliyor. Konuşma, tercümanlık yapma, hatta araç sürme bile... ...yapay zekanın e, şu andaki bu alçak tepeleri arasında kabul ediliyor. Tepeler yükseldikçe sosyal iletişim... Yönetim, teorem kanıtlama, programlama, yapay zeka tasarımı ve gördüğünüz gibi en yüksek iki zirvede de bilim ve sanat yatıyor. Dolayısıyla Moravec'in bu e, kabiliyetler haritasına baktığımızda en yüksek zirvelerde bilim ve sanatı görüyoruz. Aşağı doğru da indiğimiz zaman bugün yapay zeka kullanarak e, birçoğunun üstesinden geldiğimiz e, kabiliyetleri görebiliyoruz. E, bu metaforda e, bir öğe daha var. Bu da nedir? Bu da bu tepelerin altındaki göl. Bu göldeki suyun seviyesi Moravec'e göre şu anda yapay zekanın yapabildiği, ulaşabildiği kabiliyetleri gösteriyor. Ve diyor ki bu suyun seviyesi yavaş yavaş yükselecek ve bu tepelerin bazılarını da yavaş yavaş suyun altında bırakmaya başlayacak. Şimdi bununla ilgili birazcık daha araştırmayı genişletmek ve buradaki kabiliyetlerle ilgili bir takım öngörülerde bulunmak için e, araştırmacılar yapay zekayı kategorize etmeye çalıştılar. Aslında en çok gene kabul gören çeşitlemeyi en basit bakış açısıyla yaptılar. Bu fonksiyonellikten ziyade yapay zekanın yapabilirliğiyle ilgili bir kategori e, yaratma şeklinde oldu. Dolayısıyla bu bakış açısı diyor ki yapay zeka iki ayrılır. Bir tanesi dar yapay zeka, ikincisi genel yapay zeka. Moravec'in haritasında da gördüğümüz kabiliyetlerden sadece bir tanesini yapabilen yapay zeka uygulamasına dar yapay zeka deniyor. Yani satranç oynama, go oynama, araç sürme gibi. Fakat dar yapay zeka odaklandığı konuyu yaparken insandan daha iyi yapabiliyor. Fakat bunun haricinde başka bir şey yapamıyor. Başka hiçbir kabiliyet yok. Tek bir kabiliyet var. Genel yapay zeka ise insanın sahip olduğu bütün kabiliyetlere sahip yapay zeka anlamına yani Moravec'in bu haritasındaki bütün tepeleri kapsayan, bütün tepeleri suların altında bırakan ve bunların hepsini kendi içinde barındıran zekaya genel yapay zeka diyoruz. Şimdi başta sorduğumuz kuzu mu kurt mu, kuzu postlu giymiş kurt mu? Ee, bu sorunun cevabını aramak için aslında önümüzde daha kritik veya daha basit iki tane soru var. Bunlardan bir tanesi acaba bir gün gelecek? Moravec'in bu manzarasındaki göl bütün, bütün bu tepelerin üzerine aşacak mı? Bunun cevabı evetse o halde ne zaman? İnsanlar bu sorunun cevabıyla ilgili dörde ayrılıyorlar. Dört tane grup var. Bununla ilgili farklı fikirler ortaya sunan. Bunlardan birincisi teknokuşkucular. Teknokuşkucular şunu söylüyorlar. Diyorlar ki evet teknolojiyi görüyoruz. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Çok da ilerleyecek. Fakat bu da bir gün gelecek tıkanacak ve teknoloji de kendini tekrar etmeye başlayacak. Dolayısıyla onlara göre genel yapay zekayı insan hiç zaman geliştiremeyecek. Yani ortaya konulan herhangi bir yapay zeka uygulaması tamamıyla insanı simüle etmeyi başaramayacak. Dolayısıyla onlara göre herhangi bir sorun yok. İkinci grup luditler. E, bu luditler birinci sanayi devrimi sırasında yanlış hatırlamıyorsam Nottingham'da başlıyor. E, bu yeni yeni ortaya çıkan makineleşmiş ve mekanize edilmiş e, tekstil fabrikalarını basan bu makineler işimizi elimizden alacak diyerek bu makineleri kıran ekibin bugün yapay zekaya e, yönelmiş olan e, bir parçası. E, aslında aynı kişiler ve onların aile efratları değil onların ailesinden gelen kişiler değil bunlar ama aynı bakış açısını yapay zeka için koruyorlar. Ve onlar diyorlar ki çok az zaman kaldı yapay zeka gelecek işimizi elimizden alacak. İşimizi elimizden almakla kalmayacak, dünyayı da elimizden alacak ve bir gün bizi yok etmek için karşımıza dikilecek. Dolayısıyla yapay zeka bir an önce yasaklanma. Bir üçüncü grup ise ütopyacılar. Ütopyacılar diyorlar ki genel yapay zeka bu yüzyıl içinde mutlaka geliştirilecek. İnsan bunu başaracak. Fakat burada korkacak bir şey yok. Çünkü ütopyacılara göre bu sınırlı bedencinin hapsolmuş insan zihni yapay zeka sayesinde özgürleşecek. Onlara göre bu yüzyılın içinde ortaya çıkacak olan, geliştirecek olan genel yapay zeka sayesinde insana çok güzel bir gelecek bekliyor. Dördüncü grup ise yararlı yapay zekacılar. E, bu grubun içinde aslında bütün diğer gruplara bakarsak çok daha fazla akademisyen var. Bu işle ilgili çok daha fazla araştırma yapan, bu işin içinde bizzat yer alan insanlar var. Yani sayısal olmasa bile özgül ağırlık açısından en ağır basan grup bu. E bunlar da Ütopyacılarla aşağı yukarı zamanlama konusunda aynı şeyi düşünüyorlar. Onlara göre de bu yüzyıl, bu yüzyıl içerisinde belki birazcık daha sürebilir bu. Mutlaka genel yapay zeka geliştirilecek. Ama Ütopyacıların ayrıldıkları bir nokta var. Onlar yapay zekanın bir gün gelip gerçekten kuzu postunu çıkarıp karşımıza bir kurt olarak dikilme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorlar. Ve diyorlar ki bu kurdu en hızlı şekilde bugünden itibaren evcilleştirmeye başlamanın yollarını aramalıyız. Yapay zekanın insana yararlı işler yapması ve insana zararlı işlerden uzaklaşması, insanın felaketine veya insan hayatının varlığına tehdit haline gelecek çalışmaların bir takım evrensel standartlarla denetim haline alınması ve bunlara standartlar getirilmesi gerektiğini savunuyorlar ve bu konuda da çalışıyorlar. Peki bütün bu hani dört grubun da yapay zeka ile ilgili ve yapay zekanın gelecekte insanın karşısına nasıl bir görüntüyle çıkacağı... ...ve bu görüntüyle çıkacağı günün ne zaman geleceği ile ilgili dört farklı grubun fikirlerini hani en özet şekilde, en damıtılmış haliyle bu şekilde açıklayabilirim. Şimdi sizler de tabii bu gruplardan bazılarına kendinizi yakın hissediyorsunuz. Peki ben ne düşünüyorum bununla ilgili? Bir kere genel yapay zekanın mutlaka bir gün geliştirileceğini düşünüyorum, evet. Ve yararlı yapay zekacılara katılıyorum. Yapay zekanın insanın karşısına onun varlığını tehdit eden bir kurt olarak dikilme potansiyelinin olduğuna kesinlikle inanıyorum. Fakat ludikler gibi yapay zeka yasaklanmalıdır kesinlikle demiyorum. Dolayısıyla burada ludiklerden ayrılıyorum. Ee, tekno kuşkucularla da aynı fikirde değilim. Ee, çünkü onlar hiçbir zaman bu olmayacak diyorlar, bana göre bu olacak. Ee, bu yüzden içerisinde veya, veya birazcık da geçiken bir zamanlama içerisinde ama insan mutlaka kendisini simüle edebilen bir genel yapay zekayı yaratabilecek. Bu genel yapay zekayı geliştirebilecek. Dolayısıyla teknokuşkuculardan da ayrılıyorum. Yani Moravec'in gölünün gün gelip bu manzarada gördüğümüz bütün zirvelerin üzerine kap, kaplayacağını, bu manzarayı suya batıracağını, suya gömeceğini ben de düşünüyorum. Ütopyacılar ve, yapay, ve yararlı yapay zekacılarla farklılaştığım bir bakış açım var. E, tamamıyla onların görüşlerine katılmıyorum. E, burada benim bakış açımı farklılaştıran şey şu. Yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin, genel yapay zeka ortaya çıksa bile hiçbir zaman insana üstünlük sağlayamayacak. Burada bir çelişki var gibi görüyorsunuz. Çünkü bir taraftan diyorum ki genel yapay zeka insan geliştirebilecek. Bütün bu tepeler suyun altında kalacak. E peki o zaman nasıl insan üstünlük sağlayamayacak? Bunun açıklamasını da şöyle getiriyorum. Ben diyorum ki Moravec'in manzarasında eksik zirveler var. Burada üç tane zirve var ki yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin bu üç zirveyi aşması mümkün olmayacak. Ve insanoğlu bu zirvelerin üzerinde kalarak her zaman bu gezegenin kaderini belirleyen hakim varlık olmaya devam edecek. Moravec'in haritasında eksik olan bu üç tane zirve hangileri? Birincisi kolektif zeka. İnsanoğlunun iki tane çok büyük içgüdüsü var. Bunlardan bir tanesi hayatta kalma içgüdüsü, diğeri ise soyunu devam ettirme içgüdüsü. Ve insanoğlu hayatta kalma ve soyunu devam ettirme konusunda karşısına bir tehdit çıktığında ne kadar birbirinden ayrı bile olsa tek bir vücut ve tek bir yumruk haline gelmeyi başarabiliyor dağınık halde duran e, damlacıklar bir araya gelerek koskoca bir okyanus, bir insanoğlu, bir kolektif zeka okyanusu haline dönüşebiliyorlar. Tarihte bunun çok fazla örneği var. Yani çok geçmişe gitmeden birkaç örnek vermek gerekirse e, 19. yüzyılın sonlarında başlayan kimya devrimi. E, çok büyük keşifler yapıldı kimya ile ilgili. Hayatımıza çok yeni malzemeler girdi. Ve insanoğlunun ilk yaptığı şeylerden bir tanesi bunlardan kitle imha silahları üretmek oldu. Zehirli gazlar üretildi ve insanlar bunu Birinci Dünya Savaşı'nda çok aktif olarak kullandılar. İkinci Dünya Savaşı'nın bir kısmında yine bunlar kullanıldı. Fakat burada insanoğlunun kolektif sağduyusu, kolektif zekası bir araya gelerek bunlara çok ciddi standartlar getirdi. Ve şu an itibariyle baktığımızda kimya tamamıyla insanoğlunun yararına çalışan bir bilim dalı olarak bizim yanımızda yer alıyor. Nükleer teknoloji için de aynı hikayeyi anlatabiliriz. Belki birkaç on yıl daha sonra oldu ama Nükleer teknoloji ile ilgili insanoğlunun ilk yaptığı iki tane atom bombası oldu. Fakat Karayip krizinde bir küresel e, nükleer savaşla karşı karşıya kaldıklarında ve bunun bütün insanoğlunu yok etmek gibi bir sonuca insan insanoğlu gördüğü zaman bununla ilgili de çok ciddi standartlar oluşturmaya başladı. Bugün e, bunların denetlendiği ve gitgide ortadan kaldırıldığı ve nükleer teknolojinin sadece insan yararı için çalışması gerektiğini ortaya koyan uluslararası evrensel bir takım standartlar e, var. E, çok geriye gitmeyelim. E, 1990'ların sonunda e, hepimiz e, aslında bize böyle bir kabusa sürükleyen haberle karşılaştık. Bu haber ne diyordu? Ozon tabakası delindi. Ozon, ozon tabakası yırtıldı. Bu sadece insanoğlu için değil, bütün gezegenimiz için bir tehdit haline dönüştü. Fakat insanlar e, gene kolektif sağduyuyu, kolektif zekayı bir araya e, getirerek bununla ilgili çok hızlı tedbirlerini aldılar. Ve bugün ne mutlu görüyoruz ki? Ozon tabakamız doğru olması gereken kalınlığına ulaşma konusunda e, ilerliyor. E, burada şunu söylemem gerekir darısı küresel ısınmanın başına. Aslında kolektif zeka ve kolektif sağduyu ile ilgili söylemek istediğim şu: e, burada yararlı yapay zekacıların yapmaya çalıştığın aslında doğal olarak ortaya çıkacağını ben öngörüyorum. Onlar bugünden itibaren çalışmaya başlamak istiyorlar, buna saygı duymak lazım. Ama bunlar bugün yapılmasa bile İnsanoğlu bu tehditin karşısında kaldığında mutlaka kolektif zeka ve kolektif sağduyu doğal olarak insanın yapısında var olarak ortaya çıkacak. Üçüncü zirvemiz duygusal aptallık. Şimdi diyeceksiniz zekadan bahsettiğimiz bir konuşmada aptallığın yeri nedir? Acaba biz bu duygusal zekadan mı bahsediyoruz? Kesinlikle duygusal zekadan bahsetmiyoruz. Çünkü duygusal zeka Moravec'in manzarasında suların altında kalacak kabiliyetlerden bir tanesi hatta bugün bile baktığımız zaman karşısındakinin duygularını tespit eden, bunları tanımlayan ve buna göre stratejiler üreten bir takım yapay zeka uygulamaları var. Burada bahsettiğim aptallık ve insanı yapay zekadan ayıracak olan farklılık da bu aptallığın altında yatıyor. Yapay zekayı siz aptalca bir davranış yapmaya ikna edemezsiniz. Bu mümkün değil çünkü o zeki. Fakat insan hem zeki ve fakat aynı zamanda duygusal karmaşalar içinde Aptallıklar da gösterebiliyor. İnsan aşık olur, aşırı ve mantıksızca sever, dağları deler, kendini herkes için feda eder, ben ölürüm vatan sağ kalır der. Her şeye rağmen cesaret eder, gemileri yakar, hesaba kitaba sığmayan riskler alır, inat eder, vazgeçmez, umutsuzca sebat eder, sabır gösterir, taş çatlar, insan çatlamaz. İnsanlığa büyük ilerlemeler ve başarılar getiren birçok olayın arkasında mantıkla değil, tamamen duygusallıkla alınmış, yapay zekanın aptalca diyeceği kararlar yatar. Bu da insanı üstün varlık yapar. Üçüncü zirvemiz ise öngörülemez yaratıcılık. Yapay zekanın yaratıcılığı ona verdiğiniz bilgiler ve bağlantılarla sınırlı. Ona dünyada var olan bütün bilgileri bile verseniz bu da sonuç itibariyle bir sınır. Fakat insan doğduğu günden itibaren öğrendiği bütün her şey, deneyimlediği bütün her şey, bütün bunları bir yere koysanız, ve burada bir matematik model kurup bu insanın yaratıcılığın sınırları bu deseniz bile insan bu sınırların çok dışına taşan bir yaratıcılık gösterme potansiyeline sahip. Günlük hayatta bunu çok sık görürüz. İnsanların ya abi nereden çıktı bu dediğimiz, bu bağlantıyı nasıl kurdun dediğimiz, belki hayatında hiç görmediği bir takım çağrışımlar yaratarak karşımıza yaratıcı fikirlerle gelmiş olan insanlara şahit olmuşuzdur. İnsan yüzyıllardır dünya üzerinde atalarının yaşadıkları sonucunda genetiğine işlemiş bilgilerle doğar. Sadece yaşarken öğrendikleri değil. Birkaç aylık bebeğe örümcek resmi gösterdiğinde korktuğunu göz göst bebeklerinin büyüdüğünü görürsünüz. Eline bir elma verdiğinizde ağzına götürür. Tüm bu kadim bilgiler bazen sezgilerimiz olarak bize midemizden seslenir. Der ki ya buradan git, burası iyi. Veya burada içme, sinmeyen bir şey var, burada dur. Dolayısıyla atalarımızın yaşamış olduğu bir durum bizde hiç yaşamadığımız bir çağrışım yaratabilir. Bu da öngörülemez bir yaratıcılık olarak ortaya çıkar. Kısaca bana sorarsanız insan er ya da geç yapay zekayı da Nuh'un gemisine bindirerek birlikte evreni keşfedeceği güzel ve bilgelikle dolu bir gelecek kurmayı mutlaka başaracaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.